Evet arkadaşlar, merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Değerli kardeşim Can, park yerinden çıkıyoruz. An itibariyle Tunus Caddesi üzerindeki bir park yerindeyiz. Bilmiyorum sesim geliyor mu, duyuyor musunuz? Evet. Ama biraz daha yüksek sesle konuşayım. Güzel bir 200S'i var. Onunla birlikte yola çıktık. An itibariyle Kızılay'da devam ediyoruz. Evet abi. Merhaba kardeşim, nasılsın? Merhaba, iyi misin? Merhaba abi, iyiyim. Seni gördüm. Seninle beraber oturduk, daha iyi oldu sohbetimiz. Allah razı olsun, sağ olasın. Teşekkür İyiydi. Ederim. Araban gayet güzel, temiz, hoş. Eyvallah abi, sağ olasın. Güzel. Kaç model, 90 mıydı? 90 model abi bu. 90 model 200E. He. M102 motor, manuel. Oo. 118 beygir bu araban, orijinal. Güzel. Bu arabalarda genelde patlatma problemi oluyor, arkadaşlar da biliyordur. Sen çok noktaya çevirdin bunu, ben değil mi? Ben bunu çok noktalı enjeksiyonlu sisteme çevirdim. Bu enjeksiyonlu sistem için neye dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi şöyle, enjeksiyonlu sistemi yaptırmadan önce araba patlatıyorsa Harun abi, öncelikle komple ateşleme sistemini değiştirmesi lazım. Arabanın hava alan hiçbir yerinin olmaması gerekiyor. Bu kesinlikle. Ördek lastikleri, ondan sonra o pipo lastikleri var. Evet. Arkadaşlar biliyordur veya bilmeyenler. Pipo lastikleri var bu ördekle şeyin arasında. Rolanti valfinin arasında hortum var. Onun sağlam olması gerekiyor. Ve arabanın hiçbir yerinin bir hava almaması gerekiyor. Hava almayacak araba. Bütün ateşleme sistemi yeni olacak. Ondan sonra sıralı sistemini taktıracak, mis gibi kullanacak. Sıralı şu anda hiçbir sorun yaşıyor musun? Şu an ben hiçbir problem yaşamıyorum. Patlatma vesaire hiçbir problem olmuyor. Sıcak havada, soğuk havada, ilk marşta, sıcak marşta, kol startta herhangi bir problem hiçbir şekilde olmuyor. Evet. Harun abi. Maliyeti ne kadar? Maliyet ortalama hani firmadan firmaya değişir ama 1500 ile 2000 lira arasında bulabiliyor. Ön taraf değişiyor. Arka tank, simit tank veya silindir tank değişmiyor. Ankara'da yaptırdın. Ankara'da yaptım. Önerebileceğim bir yerler var mı yapan bunu? Önerebileceğim bir yer firma ismi olarak yok ama hani Can Gaz marka var. Onu takarlarsa gayet memnun kalırlar. Sonuçta çoğu memnun yerde olurlar. De ayar durumu var. Rahat bir şekilde. Şey içinde emme manifoldunu deliyorlar. Direkt gazı, yakıtı oradan veriyorlar. Sıralı sistemi bu şekilde çeviriyor. Mikserle alakalı bir değişim, bir şey olmuyor. Hani ben öneriyorum, gayet evet. İyi bir durumda. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Dediğim gibi patlatma yapmıyor. Çekiş biraz daha kuvvetli, yakıtla uygun oluyor, düşük oluyor. Gaz ayarı kolay yapılıyor. Hani aracı bağlayarak bilgisayardan yapılıyor. Aracından yani, memnunsun, güzel. Aracından memnunum yani. Bir aldığına pişman değilsin yok, yani. Yok, kesinlikle değilim. 124 kasa efsane. Diyecekler yani. Abi kaçı aldı falan filan. Ben mesela 27 yaşındayım. Hani bizim sizin yaş grubu ve yaşlılar daha çok sever ama. Evet. Dediğim gibi Harun abi, hani genç yaşa da hitap ediyor. Tamam. Yani benim önerebileceğim, arabayı mümkün olduğunca orijinal bir şekilde tutmaları. Hani orijinaline sadık kalmalı. Sadık kalmaları. Sadık kaldığı sürece yıllarca torunları dahil sürer bu araba. Yani. İndiğimiz zaman zaten bir sorun var, onu gösteririz. Aynen. Onun da Ziya abiyle canlı görüştük zaten. Ziya çözümünü söyledi. Uzaktan eğitim verdi. Uzaktan eğitim verdi ama etkili eğitim verdi, tabii, değil mi? Etkili eğitim. Tabii. WhatsApp'tan gerçekten görüntülü görüştük. Zaten sol tarafta Kızılay'a gidiyor. Aynen. Şey diyecektim, aracı kaça aldın, ne zaman aldın? Ben aracı geçen sene aldım. Geçen sene Şubat'ta. 24 bin liraya aldım. Ama evet. Çok masraf vardı. Yani bilerek aldım. Evet, tabii biliyorum zaten. O kadar ucuza aldıysan bir ton da masrafı vardır. Ama genel masrafı, karakteristik özellikleri önemli. Ona dikkat ederek aldın yani. Tabii ona dikkat ederek aldım. Her zaman söylediğimiz gibi anlayacağım. Gerisi hallolur zamanla. Gerisi dedin. Zamanla halloluyor zaten. Bir o kadar da para harcamışsındır, bir daha fazlasını. Para harcıyorsun ama şimdi şöyle bir durum var. Atıyorum misal firma bir firmanın arabası veya marka bir araba. Sanayiye git yoruluyorsun, sıkılıyorsun. Fakat bu araçlarda öyle bir durum yok. Yok. Hani tamam para harcıyorsun ama hoşuna gidiyor. Yok kardeşim. Bir şeyler değişti. Çünkü onu biliyorsun ki gördükçe keyif alıyorsun. Biliyorsun ki o sorun bir daha belki 25-30 sene sonra aynen çıkacak. Aynen öyle kesinlikle. Belki de hiç çıkmayacak. Yani şu arabanın üzerinde belki fabrikanın taktığı çoğu parça duruyordur yani. Hani tabii. Sökülmedi ama bilmiyoruz. Tabii. Tunus Caddesi'ndeyiz burası. Evet. Tunalı'dayız. Tunus'tan çıktık. Tunal'dayız. Hava gayet güzel. Sıcak değil. Soğuk değil. Şu anda piyasası bunun 70-80'den aşağı değildir. Var. Yani temiz, düzgün araçlar şu an 65-70 bin liradan başlıyor. Sen de o yola doğru gidiyorsun. Aynen öyle. Yani şimdi 50 bin liraya araçlar da var ama aile saadetiniz, huzurunuz bozulur. Bozulur. Ha, onunla ilgili mesajını da ver. Aynen öyle. Hani aile huzuru kaçar.
Can o yola doğru gidiyorsun. Bir 10-15 daha harcadın mı? Harcarsan benim de bozuluyor. Bozuluyor değil mi? Ha öyle gözüküyor abi. Ki sen bu işlerin içindesin yani. Evet. İçinde oldu. İster istemez. Hayırlısı olsun kardeşim ya. Direkt gideceğiz. Direkt gideceğiz. Direkt gideceğiz kardeşim. Kocatepe Köprü'nün altından geçeceğiz. Oradan direkt Mithatpaşa Caddesi'ne tamam. gireceğiz. Ziya Gökalp'ten Kolej'den yukarı çıkacağız. Evet. Evet şöyle bakalım. Müthiş bir ambiyans var ya. Cıvıl cıvıl etraf. Arkadaşlar. Can'la daha ne konuşabiliriz? Size ne gibi bilgiler verebilir? Arabasına bindik. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı uğurlu olsun. Bayağı bir uğraştı bunlar. Ama bu seviyeye getirdi. Arabası şu anda gayet hoş, güzel. Birkaç ufak tefek eksik var. Onları da halledecek zaman içerisinde. İnşallah. Çünkü zaten kafaya koymuş yani bunu. Sol tarafa dikkat edeceğim da. Şu adam nakliyesine. Tamam. Gürlemeyi duydunuz. Yarışma başladı arkadaşlar. İşte 200'imizin meşhur gürlemesi. Geçiyoruz zaten devam. Can söyleyeceğim başka bir şeyler var mı arkadaşlara? Uyarıların var mı? Bu soldan devam edeceğiz. Ya dediğim gibi Harun abi şimdi bu araç tamamen bir keyif aracı. Ya bindiğiniz zaman keyif alacağınız bir araç. Başka bir ton araca bindin biliyorsun sen işin gereği. İşim gereği her gün günlük rutin olarak farklı marka yeni model araçlara biniyorum. Ama şimdi akşam olup kendi arabama binip evime gittiğim zaman kendimi huzurlu hissediyorum. Rahat hissediyorum. Öyle bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Keyifli bir araba. Manuel de tercih edebilirler, otomatik de tercih edebilirler. Bu tamamen kullanıma tercihe ve fiyata yani aracın durumuna göre değişir. Temiz olur, temiz bir manuel yani kötü bir otomatikten çok çok iyi durumda. Tabii. Çok iyidir. Allah ona katılıyorum. Kesinlikle. Ama yani bu araçlarda öncelikle temizini bulurlarsa temizini bulmak. Ama dediğim gibi o sağlam maya, karasör, alt çürüme olayları sağlam olacak. Yani on arabanın karakteristik özelliği sağlam olacak. Kasa, kupa düzgün olacak. Ondan sonra gerisi yavaş yavaş halloluyor zaten. Yapmak istiyorsun. O zaman yani. Otomatik yapmak alırsa istiyorsun. Da aynen. Konfor odaklı, konfor rahatlık odaklı. Tutulur. Şanzımanız çok sağlamdır, güzeldir. Aynı evet. Bunda olduğu gibi. Manuel gibi o tercih sebebidir. Kesinlikle. Ama bulamazlarsa iyi bir manuel. Manuel her zaman iyidir. Bu böyle bu araçlarda. Onun dışında işte arkadaş güvenle işte buna bindiği zaman işi evet. harici zamanlarda rahat ediyor. Rahat. Nefes alıyor. Evet. Gidiyor geliyor arkadaşlar. Bu olayın günlük esprisi bu. Kullandığım araç bu benim. He. Uzun yola gidiyorum. Tatile de kullanıyorum. Anlattın ya. Yani yakıt olarak öyle sizi çok çok üzecek bir araç değil. Aynadan da bayağı yüksek durumda. Yani normal yani. Gayet iyi. Çok aman aman bir yakıt durumu. Kaç hafta dedin? 3 haftada 10.000 kilometre gittin. 3 haftada 10.000 kilometre yol yaptım. Tatil. Bir yağ daha değiştirdin. Aynen arkasına bir yağ değiştirdim. Hatta ustam kızdı bana ne yapıyorsun falan diye. deseydin. Yani sağda şey var, giriş var köprünün altından. Olay bu ya. Olay bu kardeşim evet. işte zaten 3 haftada da bir tane 140 var. İşte onu gösterecektim aynen. demin aynada falan dedim. Şöyle görsün arkadaşlar. 140 kasayı da. Onu ikaz ettiğin iyi oldu. Cümlemiz yarım kalmadı. Evet. Havada kalmadı. Demin aynaya baktığımda hani o biraz geride kaldığı için şey evet. olmadı. Şimdi şöyle tekrar gösterelim. Arkadaşlar işte Can tecrübelerini yaşadıklarını anlattı. Onun dışında arabası gayet güzel, hoş, iç açıcı bir araba. 361 bin kilometrede. Kilometre. Orijinal. Ben 12 yıllık sahibinden aldım. Bildiğim, tanıdığım mahalleden bir abimizdi. O da yine bir 7 yıllık sahibinden almış. Yani 20-22 yıllık Ankara aracı. Önceki plakası 35'ti İzmir'de.
Yani bildiğiniz araç daha ne olsun, daha sağlıklı olur. Daha ne olsun yani, değil mi? Daha bizim arabamızda klima var, sunroof yok. Evet. Klimamız faal çalışıyor. Onu özellikle gösterdim kesinlikle zaten. Kesinlikle çalışıyor. Bilen bilir zaten, gören görür, anlar. Klima. Yani 8 tuş klimaya göre biraz yok, fark etmiyor. Bu da otomatik. Aynen, bu da otomatik. Onda arka şeyde o şu lambanın olduğu yerde ekstra şeyler var. Isıyı ayarlıyor. Arkayı da evet, aynı, kabini de aynı o şeyde tutuyor. Sensörler var. Evet. Günematik. O ekstra. Arka kabini de aynı. Bunlar da otomatik biliyorsun. Evet. Dereceleri var üzerinde. Sağ sol. Tamam. Ona göre ayarlıyor. Sağdan devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar da güldüm, anlamışlardır neyin ne. Bilen biliyor ya. Evet arkadaşlar. Yani güzel bir şekilde arkadaş aracını anlattı sizlere. Neyin ne olduğunu ben bahsetti. Dışını da şöyle bir gösteririz, indiğimiz zaman görürsünüz. İşte burası da bizim Kurtuluş Parkı. Kliman çalışıyor değil mi? Kliman çalışır. İyi, güzel. Test edelim. Evet, soğutuyor. Fiyat fazla yanacak. Korucuk. Gir yanına. Eyvallah, sağ olasın. Şöyle şuna basayım ben bir. Çıkayım. Evet. Şöyle dışarıdan da şöyle bir arabayı çekelim. Arkadaşlar görsünler. Can'ın arabasını görsünler. Can, araban güzel. Güzel bir mavi rengi var. Yani. Şuradan bahsedeceksin. Evet. Ziya abiyle burayla şimdi aklında konuştuk. Şurada bir sorun vardı. Şimdi ben bu neden olduğunu önce bahsedeceğim. Araç önceden çok yukarıdaydı, yüksekti. Bu arada lastikler ben falan. Ben kesinlikle şeylerini falan Can kestirmedim. Hani amortisörlerini falan kestirmedim ama bu GET lastikleri var. Hı. Bu GET lastiklerini bir tık aşağı aldırmıştım. Evet. Araç ondan sonra bu şekilde oldu. Hani ben gayet memnunum bu duruşundan ama şimdi yük, yani arabaya 4-5 kişi bindiği zaman frene basınca sağa döndürdüğümüzde burayı böyle bir ezmiş. Ziya abiyle canlı konuştuk. Yani Ziya abiyle de görüştük. Burayı kaportacıya düzelttir, çekişlettir dedi içeriye. Hı hı. O ondan sonra tekrardan bir değiştir dedi. Lastiği değiştir dedi. Bazen. İşte bu tarafında görüyorsunuz arabanın. Bu da bizim emektar biliyorsun. Emektar. Bak duruyor. Evet. Kışlık lastik alınacak. 8 delikli jantları var. Onları takacaksın galiba. Tabii abi, takacağız onları. Evet. Ondan sonra sen arabamız burada. Kondisyonu gayet düzgün. Videolardan da çok gördük diyoruz. Nasıl? Videolardan falan da çok gördük. Hani kondisyonu arabanın çok düzgün. Sadece kirli evet, biraz işte ya. Kirli biraz oluyor illa ki havalar yağışlıydı. Sadece evet, kirli biraz. Sadece kirli biraz. Bende ek olarak şu var Harun abi, bu nedir? O kızılötesi. Ha, kızılötesi kumandanın değil mi? Kumandanın kendi orijinal kapıda kumandası. Kapıda da var. Kapıda da var. Evet, solun kapıda da var. Kendi orijinal kumandası. Onu çıkarttığımız için şu anda, anladın mı? Hı hı. O çalışmıyor şu anda. Buraları işte kapattım. Üstlerini, evet, altlarını. Güneş görmesin diye. Böyle işte kardeşim. Bu da böyle. Bu da böyle. Yeri burası. Burada duruyor işte. Anladın mı? Olay bundan ibaret arka kardeşim. Arka makam perden çalışıyordu galiba senin, değil mi Harun abi? Çalışıyor da indirdiğim zaman rollerde bir sıkıntı var. Ha, o evet, sarıcıda. Aynen, yukarı çıkarken böyle biraz aşağı indiriyor. Hı-hı. Yukarı çıkarken şuraya kadar geliyor. Buradan yukarıya tam çıkartmıyor. Evet. O yüzden ben de indirmiyorum. Evet. Onun dışında motor sesi giriyor. Onun şey dışında klimamın fanlarını söktüm. Hı hı. Temizlettim. Ama fanları ben yenisiyle değiştireceğim.
Evet. Fanı yok, klimamın çalışıyor. Hiçbir ünite sarzal değil. Sadece yeni fan takılacak. Evet. Onu da benim zaten klimayla pek aram olmadığı için an itibariyle taktırmadım ama onu yaptıracağım. İşte ben bakımlarda Ziya abinin yanına gideceğim için onu bekliyorum. Fanımı alacağım, oraya gideceğim, orada taktıracağım. Bunun bakımlarını da o yapıyor zaten. Evet. O yüzden ben başka bir yere yaptırmıyorum kardeşim. Açıkçası bu yani. Evet. Anladın mı? Açıkçası bu. Allah kazayla vermesin. Amin cümlemize. Cümlemize. İşte bunu da görmüş olduk kardeşim. Böyle. Gayet hoş, güzel. Mantar rengi bizim şeylerimiz. Güle güle bin. Allah kaza bela vermesin. Mantar rengi. Öyle diye çıkıyor. Ama yani. Güzel yani. Şaseden koddan sorguladığın zaman abi. Orijinal rengi bu zaten. Orijinal şeyi. Aynen. Şase numarasını girdiğin zaman bu çıkar zaman, zaten. Mantar rengi olarak çıkıyor. Bu çıkar zaten. Arkalar manuel. Gayet güzel. Bu arabalarda şey değil. Otomatik değil yönetimi. Evet. Arkalar manuel. Ön camlar otomatik. Klima var. ABS. Bagajı gördük zaten. Bagajı gördük. Bagajda problem sıra yok. Sıra üstünde LPG'miz var. İyi güzel, Allah kaza bela vermesin ya. Gayet hoş, güzel yani. Başka bir şey söylemek istiyor musun? He, onu da gösterelim arkadaşlara, görsünler. Görsünler ya. Görsünler arkadaşlar. Merak eden vardır, katılmak isteyen vardır. Tamam, tamam, tamam. 102 motoru da görsünler abi. Tamam. Motor biraz kirli ama. 102 motoru ben tanıtmıştım yine burada bir. Evet. Benim meslektaşım vardı, onun arabasını çektiydik buraya 200'e. Evet. Sen de ekstra tarif edeceğin yerleri beyni et. Burada. Sıra sistem beyni burada. Şey, Eko beyni burada sıra sistem mesela. Evet. Benimkinin markası FBR. Eko beyni burada. Evet. Yine beyinlerin olduğu yere koydular. Harun abi. Aynen. Enjektörlerimiz de burada. Şu arkada çekebilir gözüküyor mu bilmiyorum ama. Enjektörler de burada. Ya görünüyor. Filtresinin üst tarafına konumlandırmışlar ama ben bunu değiştireceğim. Onu şuraya aldırmaya çalışacağım. Bence de oraya. Hani ora çünkü yağ filtresi değil. Bakım zamanında şey oluyor. Elinin altında yani sıkıntı oluyor. Teşkil eder. Harun abi. Klipsler falan yerinde. Klipsler falan yerinde. Şey olan şeyimiz orijinal. Klima fanı, radyatörü, ondan sonra normal kendi radyatörü Beyer marka. Fan terminin durumu nasıl kardeşim? Fan bu termi. Bozuk. Bozuk değil. Öyle mi? Elektrikli şimdi, mi? Yok, bu mıknatıslı olduğu için bu açtığı zaman kilitliyor kendini. Hani ben de senin bunlar da biraz daha farklı mı? Farklı. Bunlar da 102 motorların bunların da farklı. Ha, 102'lerde farklı aynen. Diyorsun. Şimdi mesela ben de senin videolarını izlemiştim abi. Hani belki arkadaşlar belki da izlensin. M102'lerde... Ben de böyle ileri geri yaptım. Hmm. Hani bozuk gibi gördüm ama. Şimdi bunun fan termiği mıknatıslı olduğu için açtığı zaman elektrik verdiği zaman kilitliyor. Normalken uyar. Dönüyor yani. Normalken böyle tamam. Dönmesi normal yani. Ama 102 motorlarda böyle. Tamam. 111 motorlarda, ben de hafızamı tazelemiş oldum. Kare motorlarda öyle şu değil. Şu da filtresi kesinlikle. Üzerine de yazmışsın. Aa, çok aynen. Güzel. 353 km de değişmiş o. Onu da güzelce yazmışsın. O da güzel. Akün de gayet. Akümüz yine yeni aldım ben onu. 82 amper. İşte suyumuz eksik amper. Biraz onu da doldururuz zaten. Aynen onunla yine sıkıntı. Pompası falan iyi güzel vesaire çalışıyor. Seger kornaları falan her şey yerinde yerinde. Gayet güzel ABS ünitesi. Yani orada zaten görüyorsunuz. Çalışmayan bir aksamımız yok. Yani ondan zaman elimizden hep geçirdik. Üniteleri yani. Orada. Güle güle bin. Allah kaza bela vermesin yani kardeşim ya. Allah kaza bela vermesin. Bir de buraya şey taktırmışsın. Hani ben bunu sonradan kendim yaptırdım. Orijinalde biraz yırtık. İyi yapmışsın. Böyle. Güzel olmuş. Dedi ben bunu güzel kendim olmuş, yapmıştım. Güzel. İyi olmuş. Durumları böyle arabanın işte. İyi güzel bilgilendirme yaptın. Aynen. Yani alacak arkadaşlara. Şeyler de çalışıyor. Onlar çalışmıyor. Şık. Yok bunu ben aldım. Çocuklar kırmış orijinalini. Ben de bunu yan sanayi olarak aldım. Orijinali göstermelik duruyor. Göstermelik duruyor. O şey değil. Zaten çok da elzem bir şey değil. Çok yani. Elzem bir şey değil. Evet. Ama zamanla yine de yapılsa iyi olur. Onun bir parçası. Orijinal gözükür. Ya işte onları bulup yaptıracaksın. Şu kablo niye böyle kardeşim ya? Bu sanırım bir yerden RTX almışlar abi. Hani bir tamircime gösterdim ama tam ne olarak olduğunu anlayamadım. Şu da yeni değişti herhalde değil mi? Hangisi? Şu. O mu? Yok, oyun yeni değişmedi. Orijinali. O orijinal. Bu yakıt şeyi değil mi bu? He, bu şey 102 motorlarda şey ayarlıyor. Avans ayarını ayarlıyor. Hava yakıt. Hı. Ama benzin de. Şimdi bu araç LPG'li olduğu için çok da bir şey fark ettirmiyor. İyi, güzel. Güle güle bin, Allah kaza bela vermesin. Gayet hoş. Tamam kardeşim. Oldu. Bir şey diyor musun arkadaşlara? Herkese selam söylüyorum. Hadi tamam tamam abi. Kardeşim. Hadi eyvallah, sağ olasın. Ben de ne zamandır Mercedes videosu atmıyordum. Ya, iyi bu vesileyle bunu atmış aynen. Olduk işte. Aynen. Böylece bu da arkadaşlara gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.